Şimdi efendim Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev hep köylerin, bölgelerin kurtarılmasının, işgalden kurtarılmasının ardından kameraların karşısına geçti. Ancak bu kez ilk kez cephe hattına gitti Aliyev. Fuzuli bölgesinde halkla buluştu. TRT Haber muhabiri Bülent Çulcuoğlu da bize bu ziyaretle ilgili, bu buluşmayla ilgili detayları aktaracak. Bülent Çulcuoğlu Azerbaycan'da karşımızda. Neler aktaracaksın Bülent bugüne ilişkin? Zeynep Buluçeren, aslında bütün gözler Ermenistan güçlerinin çekileceği Adan ve Kelbecer bölgesindeydi. Ermenistan güçleri bu bölgelerden çekilmeye başlamışken Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev gerçekten çok büyük bir sürpriz yaptı. Ve ilk kez Fuzuli bölgesinde, o işgalden kurtarılan 27 yıl sonra işgalden kurtarılan Fuzuli bölgesine yakın cephe hattını ziyaret etti. İşte o cephe hattını ziyaret sırasında gerçekten de İlham Aliyev'e çok büyük bir sevgi gösterisi vardı. Cep telefonu görüntülerine yansıyan o kamera görüntülerinde İlham Aliyev Fuzuli bölgesindeki cephe hattında yaşayan vatandaşları aracından inerek selamlıyor ve halkla kendisini alkışlarla ve Karabağ tezahüratıyla karşılıyor. Büyük bir gerçekten sürprizdi bu bölge halkı için ve İlham Aliyev'in aslında ziyaret ettiği bölge çok anlamlı bir bölge. Onu da hemen aktarayım ben. Fuzuli bölgesi çünkü Şuşa'ya giden yol üzerinde bulunan bir noktaydı. Ermenistan güçlerinden temizlenen Şuşa hattına Fuzuli bölgesinden girmişti Azerbaycan güçleri ve 14 gün süren Fuzuli hattı üzerinden operasyonda Şuşa'ya ilerlemişti Azerbaycan ordusu güçleri ve işte çok anlamlı bir bölgeyi ziyaret etti bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev. Büyük bir sürpriz yaptı. Hem bölge halkına sürpriz yaptı, hem de o cephe hattına görev yapan askerlere sürpriz yaptı ve halk büyük bir sevgi gösterisinde bulundu Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e Fuzuli bölgesinde. Ki bugün Ermenistan güçlerinin çekilmeye başladığı Adan bölgesinin 60 kilometre güneyinde bulunan bir bölge Fuzuli. Hemen de onu aktarmış olayım ve gerçekten de büyük bir sevgi gösterisi vardı. Alkışlarla uzun süre İlham Aliyev'i vatandaşların alkışladığı görülüyor ve ayrıca Karabağ şeklinde tezahüratlar yapıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e sürekli kameralar karşısında işte kurtarılan köylerden bahsederdi, kurtarılan şehirlerden bahsederdi ama ilk kez 44 gün sonra, bu operasyonun sona ermesinden sonra bölgeye geldi ve halkla buluştu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Fuzuli kenti, Fuzuli bölgesi, Cebrail, Gubatlı, Zengilan ve Şuşa ile birlikte işgalden kurtarılan 5 şehirden birisiydi. Ve 5 şehir, 4 kasaba ve 288 yerleşim yeri olmak üzere toplam 297 yerleşim yerini işgalden kurtarmıştı Azerbaycan ordusu. Ve Şuşa'dan sonra Hankendi bölgesi veya diğer bölgelerle Azerbaycan ordusu ilerlerken işte 10 Kasım'da yapılan anlaşma sonrasında Ermenistan güçlerinin de birçok bölgeden çekilmeye başlamıştı. İşte o noktalardan birisi de, hemen aktarayım, Adam'dan çekilmeye başladı Ermenistan güçleri ve 20 Kasım'a kadar Adam'ı terk etmek zorunda Ermenistan güçleri. 28 yıl sonra Azerbaycan ordusu da 4 gün sonra Adam bölgesiyle Adam şehir merkezi ve 87 köye yeniden girmiş olacak ve Ermenistan tamamen bu bölgeden çıkarılmış olacak. Aynı şekilde istenen ek bir süre vardı biliyorsunuz, Kelbecer'den 10 günlük bir ek süre istedi Ermenistan. O ek süre de Ermenistan'a verildi ve 25 Kasım'a kadar da Kelbecer'i terk etmek zorunda. Adam'la ilgili Ermenistan güçlerinin istediği ek süre şu an için söz konusu değil. Adam'ı Ermenistan güçleri 20 Kasım'a kadar terk etmek zorunda ve Adam'da gerçekten de çok büyük acılar yaşanmıştı 28 yıl önce. 500'den fazla sivil hayatını kaybetmiş, şehit edilmiş ve 500'den fazla yine sivil yaralanmış ve 100 binden fazla sivil de Adam'ı terk etmek zorunda kalmıştı. Evet, özetleyecek olursak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bugün çok büyük bir sürpriz yaptı. Fuzuli'deki cephe hattını ziyaret etti. İşgalden kurtarılan önemli bir kentin cephe hattını ziyaret etti. Hem halkla buluştu hem de askerlerle buluştu. Ona büyük bir sevgi gösterisi vardı Aliyev'e. Hem alkışlarla hem de Karabağ tezahüratlarıyla karşılandı ve ardından da bölgeden uğurlandı Aliyev. Zeynep Buluçener.